Nal topladın İbrahim. Aklın nerede? Hünkârım, biz yola hedefimiz Belgrad diye çıkmadık mı? Vaz mı geçiyoruz kuşatmadan? Hatırlıyor musun? Geçen sene seninle Serdes Dağı'nda, geyik avında, ormanda yolumuzu kaybetmiştik. Gün batımı yakın. Dört dönüyoruz, yine aynı yere çıkıyoruz. Tam o sırada karşımıza ormanda bir oduncu çıkmıştı. Kaybolduk derken nasıl bize kestirmeden yolu göstermişti? Yeter ki bir bilen çıksın karşımıza. O zaman yolu bulmak kolay. Anladım hünkârım. Özür dilerim, ben aceleci davrandım yine. İyi o vakit, gidelim. Harp divanını bekletmeyelim. Hünkârım, Mosna valisi Bali Bey ve Semendire valisi Hüseyin Mehmet Bey geldi. Divan için beklerler. Âlâ, hemen gelsinler. Hünkârım, Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği yerdedir. Orayı fethettiğimizde kafirin kalbine hançeri sokarız. Belgrad, Macaristan'ın kilididir. Budin sarayında Lajos gönül eğlendirir. Ama Belgrad'ı almak... Atalarınızın ahını kafirden almak demek. Piri Paşa zaten kaleyi kuşatmak için gitti. Sen ne dersin Hüsrev Bey? Hünkârım, Bali Bey doğru der. Semendire'deki her kulunuz bu menzilde canını fedaya hazır. Lakin köprü ihtiyacımız var. Eğer bir köprümüz olursa kale surlarına rahatlıkla ulaşırız. O zaman biz oradan kimse sökemez. Yeni toplar gelmiş. Onlarla Tuna'yı gümbürdetiriz. Hünkârım, gelirken öğrendim. Bu gece Zemun Kalesi'nde düğün varmış. Komutan evleniyormuş. Yani yiyecekler, içecekler, sarhoş olacaklar. Bu gece Zemun Kalesi'ni basalım mı? Âlâ. Bu güzel havadis Hüsrev Bey. Topla adamlarını. Budin beklesin. Önce Belgrad hedefimiz. Yarın köprü inşası başlasın. Hünkârım, Zemun'a giderken siz de şeref verecek misiniz? Düğünü bizim zafer şenliğimize çevirelim bu gece. Padişahım, hazinemiz geldi. Dağ taşı inleteceğiz bu gece. Şunun neşesine bir bakın. Sanki masak oynamaya gidiyoruz. Savaş da bir oyundur Pargalı. Her oyun gibi kaideleri vardır. Nerede hamle yapıp nerede geri çekileceğini evvelden iyice düşüneceksin. Hep dersiniz hünkârım. Sabır en kuvvetli silahımız. Nehrin kıyısında yeterince beklersen düşmanlarının cesetleri yüzerek gelirmiş İbrahim. Yedi cihan nasıl cenk ettiğimizi görecek, duyacak, bilecek. Ve korkacaklar. Lakin kimse bizi muzaffer kılanın ne olduğunu bilemeyecek.